Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz canlı yayınıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde en son olarak sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1914 yılında meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1915-1918 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde bu 3 yılda meydana gelen gelişmeler ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet, 1915 gümrük vergisinin %30'a yükseltilmesi. Amaç savaşta olan Osmanlı Devleti'ne vergi gelirleriyle maddi destek sağlanması. 1915 Mektebi Tıbbiye'nin Darülfünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi. Ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi günümüzde de hala varlığını sürdüren Osmanlı Devleti'nden kalma köklü bir kurumdur. 1915 Cemal Pasa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal harekatı. Amaç İngiltere'nin sömürgelerle olan bağlantılarını kopararak Rusya'ya yardım gelmesini engellemeye çalışmak. Ocak'la 18 Mart arası 1915. Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması, Çanakkale Savaşları ve Müttefiklerin Çanakkale'yi silah zoruyla geçememesi. Savaşta geçememesi. 27 Mayıs 1915 Doğu Anadolu'da Ruslarla işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması hakkında Çehdir Kanunu'nun çıkarılarak Osmanlı ülkesinin içeriden çökertilmesine çalışan azınlıkların iskanına çalışılmıştır. 1916 kutsal yerler olarak kabul edilen Hicaz ve Mekke'nin kaybı. Şerif Hüseyin'in ihanetiyle biz Hicaz'ı ve Mekke'yi kaybediyoruz 1916 yılında ve aslında fiili olarak halifelik de resmi olmasa bile bu dönemde artık elimizden çıkmış oluyor. 1916 Darülhilafet-i Aliye medreseleri üstünde Medrese-i Müstahsas'ın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması. Yani Osmanlı Devleti'ndeki ilk ekonomi okulunu bu dönemde kuruyoruz değerli dostlarım. Ve aynı tarihte ilk musiki cemiyeti Darü Talimi Musiki'nin kurulması. Bu sayede müzisyenlerin de kendilerinin rahat hareket edebileceği müzisyen camianın görevlerini yanıtabilen bir çevreleri oluyor değerli dostlarım. Evet, 1917 yılında Yıldırım Orduları grubunun kurulması. 1917 yılında Sina ve Filistin cephesinin çöküşü ve Kudüs'ü de kaybediyoruz. Mekke elden gitti, Medine elden gitti, Kudüs elden gitti. 1917 Rusya'da daha doğrusu şu şekilde söyleyelim. İtilaf devletlerinin ekonomik ve maddi ekonomik ve askeri destek gönderemediği Rusya'da ekonomik krizlerin askeriyeden kaynaklı olarak artması üzerine ortaya çıkan Bolşevik yani komünizm ihtilali sonucunda Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve Çarlığın sonu yerine de iç savaşın çıkarak ilerleyen tarihlerde
Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Halk Birliği'nin kurulması. 1917 Şer'iye mahkemelerinin adli nizamnamesine bağlanması. 25 Mart 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin Truman Doktrini'ni açıklayarak savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri savaşın en başından beri hem itiraf grubuna hem ittifak grubuna silah satmıştır. Lakin bu tarihe kadar fiili olarak savaşa girmemişti. Lakin bu tarihte artık o da fiili olarak savaşa giriyor ve Truman Doktrini'ni açıklayarak yenenler yenilenenlerden toprak almayacaktır şeklinde kendi nizamını kurmaya çalışıyor. Bu da beraberinde manda ve himaye fikrini getiriyor değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, 6 Nisan 1918 Şam Mektebi Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması. Beyrut elden çıkınca Suriye'deki, günümüz Suriye'sindeki Şam Sağlık Okulu, Sağlık Kurulu ya da Mektebi Tıbbiye dediğine göre Şam Sağlık Okulu'nun kapanması otomatik olarak. Ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın ölümü. Ki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Osmanlı Devleti'nde çok önemli ve çok muhterem bir insandır. Askeri açıdan Osmanlı Devleti'nin son yüzyılına gelmiş önemli komutanlarından bir tanesidir. Değerli dostlarım. 1918 tarihinde, 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşması'nın imzalanması. 1918 tarihinde Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet son padişah 6. Mehmet Vahdettin'in Mehmet ünvanını alarak tahta çıkması. 1918'in devamında ise Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi 2 Ekim 1918. Bu sayede Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilen Rusya sayesinde Almanya, Avusturya, Osmanlı bağlantısı kopuyor değerli dostlarım. Bu da Osmanlı'nın ekonomik olarak ve askeri olarak zor durumda kalmasına yol açan bir gelişmedir. 8 Ekim 1918 Sadrazam Talat Paşa'nın istifası. Ahmet İzzet Paşa'nın günümüzdeki başbakanlığa getirilmesi. 30 Ekim 1918 Almanya ve Avusturya ile kara bağlantısı kalmayan Osmanlı Devleti'nin hem askeri açıdan hem ekonomik açıdan destek alamaması üzerine zor durumda kalmasının neticesinde Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile savaşı bitirmek üzere bir ateşkes antlaşması yapıyor. Ateşkes antlaşmasının ismi Mondros Ateşkes Antlaşması ve bu antlaşmadaki maddeye göre eğer itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa Osmanlı Devleti'nin ya da yenilen devletin istedikleri toprağını eline geçirebilir maddesine dayanarak Osmanlı Devleti'nin birçok noktası itiraf devletlerinin eline geçiyor ilerleyen tarihlerde. Değerli dostlarım. Evet, 1918'in devamında 3-4 Kasım 1918'de önce Bulgaristan savaştan çekilmişti. Sonra Osmanlı zor durumda kaldığı için savaştan çekilmişti. Ve ileri bu tarihte Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmesi gerçekleşiyor. Ve fiili olarak Birinci Dünya Savaşı bu tarihte sona eriyor. 8 Kasım 1918'de Ahmet İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmet Tevfik Paşa'nın günümüzdeki başbakanlığa getirilmesi gerçekleşiyor değerli dostlarım. Evet ve son olarak 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Savaşı'nda silah zoruyla geçemedikleri İstanbul'a Barış Antlaşması'na dayanarak
fiili olarak hatta düzeltiyorum. İşgal adı altında olmasa bile resmi olarak 13 Kasım 1918'de İtilaf Hatırı'nın İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları ve İstanbul'un düşüşü gerçekleşiyor. Değerli dostlarım, yani Fatih'in Osmanlı'nın yakıttığı Konstantinopolis, yani İstanbul'u bu dönemde kaybediyoruz değerli dostlarım. Şimdi kıymetli dostlarım, Birinci Dünya Savaşı'nın 1915-1918 yılları arası dönemini de bu videomda sizlere anlattım. O zaman gelin şimdi sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın Mars'ını dinleyelim. Bir saniye. Hatta şöyle diyelim. Bu Çanakkale Türküsü değerli dostlarım. Çanakkale içinde bir uzun sevim. Çanakkale içinde bir uzun sevim. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençlik meyvan. Kimimiz nişanlı.
Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1914-1918 yılları arasındaki düzeltiyorum, 1915-1918 yılları arasındaki 3 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1919-1921 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1919-1921 yılları arası meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta 1919-1921 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi videomuzda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Dostlarım, kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.